Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Thanos'la alakalı bir tane teorimden bahsedeceğim. Teori şöyle: Thanos evrenin yarısını yok etme gibi bir düşünceye neden yöneldi? Nereden geldiyse kafama takılmıştı bu konu. Sonra da eski filmlere göz atmaya başladım. Şimdi de bu videoda önce o teorinin altını dolduracak bilgileri paylaşacağım. Sonra da teoriyi paylaşacağım ki zaten ben teoriyi paylaşana kadar siz de anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Bir sonraki canlı yayında da duruma göre bu videonun yorumlarını okuruz. Konuyu da biraz daha tartışırız diye düşünüyorum. Bu arada Abdullah Rimurufan hikayeler için süper teşekkür yollamış. Kerim de Secret Invasion senaryosuna süper teşekkürle yorum yapmış. Klasik iyilerden al kötülere ver diye söylemiş. Norman Osborn'a verilmesi konusunda aslında haklısın. Ama oradaki olay sanırım Secret Invasion'dan sonra Dark Reign olayı var. Onun yolunu yapmaydı. Onun için çalışmışlar işte. Biraz hızlı olmuş gibi duruyor ama yayında falan konuşuruz zaten daha sonra tekrardan. Konuya dönecek olursak da şimdi dediğim gibi soru belli. Thanos evrenin yarısını yok etme fikrine neden yöneldi? Öncelikle Thanos'un bir Eternal olduğunu söylemem lazım. Bu ilk bilgi. Hatta Eternals filminde gördüğümüz Tina adlı arkadaşın da kuzeni oluyor kendisi çizgi romanda. Ha, filmde öyle mi bilmiyorum ama çizgi romanda böyle. Tina'nın da hatırlarsanız eğer bir hastalığı vardı filmde. Çizgi romandakiyle aynı ismi kullanılmışlar. Hastalığın adı Madwire olarak geçiyor. Bu hastalık bir şekilde kişinin zihnini kırılgan bir yapıya sokuyor ve kişi filmde gördüğümüz gibi beklenmedik tavırlar sergileyebiliyordu. Filmin bir tane sahnesinde karakter yine zihninde bozulmalar yaşıyordu ve diğer Eternallere saldırıya geçiyor. Sonrasında da diğer bütün Eternaller karakteri durdurmaya çalışıyordu ve en sonunda da Gilgamesh Tina'yı yere yapıştırıp bayıltıyordu. Kadını kendine getirdiklerinde de Ajax, Tina'nın anılarının zihnini parçalamaya başladığını söylüyordu. Yani bu karakterin zihninde bir sorun var, bu net bir şekilde belli. Filmin devamındaki bir sahnede de Tina bir resim çizerken görünüyordu. Çizdiği görüntü bana Ajax ve Cersei'nin film içerisinde konuştuğu Celestial'ı andırdı. Tam net olarak Celestial denebilecek bir resim değil bu. Ama Celestial'ın kafasındaki 6 tane göz niteliğindeki deliklere net bir şekilde benziyordu. Hani bunu da inkar etmemek lazım. Bu resim sahnesinin hemen ardından da Gilgamesh gelip Tina ile konuşmaya çalışırken Tina'nın kafasını yine gitmiş olduğunu gördük. Hani Madwire yine tetiklenmiş, öyle söyleyeyim. Bu tetiklenme olayının da kadının zaten resmi yaparken çoktan gerçekleştiğini düşünüyorum. Sebebi ise şu: bu kafasının gitme durumu, yani Madwire durumu filmde farklı sahnelerde gösterilirken bu kadar hızlı bir şekilde geçiş olmadığını göstermişlerdi. Yani Tina'nın kafası bozulmadan önce kısa da olsa bir geçiş süreci var. Resmi yaparken durup arkasına dönerken ki geçen süre ise bence bu kafasının bozulmasının, yani Madwire'ın tetiklenmesinin sürecinden çok daha kısa diye düşünüyorum. O yüzden Tina bu resmi yaparken bence kafası zaten çoktan gitmişti bile. Bu resme takılmamın sebebi ise şu: biraz parça parça olacak belki ama sonunda hepsi anlaşılır noktaya gelecek, öyle söyleyeyim. Filmde hatırladığım kadarıyla Erishin the Judge sadece ekibin lideri olan Eternal'la konuşuyordu. Önce Ajax'la konuşuyordu. Daha sonra o ölünce, daha doğrusu öldürüldükten sonra Erishin Cersei ile konuşmaya başlamıştı. Konuştuğu zaman da kendisini dünyadaki görevlerinin Eternal'leri gönderdiği ilk görev olmadığını, dünyadan çok daha önce farklı gezegenlerde yine karakterleri görevlendirdiğini ve Eternalleri programlama gibi farklı farklı durumları anlatıyordu. Parça parça olacak dediğim kısmın ilk parçası bu. İkinci parça ise şöyle: Sprite filmin bir tane sahnesinde Tina'daki Madwire'ın Erishim'in yaptığı bir hatadan kaynaklandığını söylüyordu. Bu da bana şunu düşündürdü: bu Eternaller görevlerini tamamladıktan sonra yeniden programlanma sürecinde Celestial'lar hata yapabiliyor. Bu hata yüzünden de Eternaller yeni görevlerini, eski görevlerini ve sonuçlarını hatırlama ihtimalleri de olabiliyor. Şimdi bu durumları bir de şu şekilde farklı bakış açılarıyla düşünün. Videonun başında Thanos'un bir Eternal olduğunu söylemiştim. Thanos da eğer bu bahsettiğim Eternal karakterler gibi yeniden programlandığı dönemde Tina'da yaşanan hataya benzeyen ama farklı bir hata yaşanmış olabilir mi? Benzeyen dememin sebebi Thanos kendini kaybetmeden olaylara aynı şekilde devam edebiliyordu. Hani aynı olsaydı o da Tina'da olduğu gibi kendisini ara ara kaybetmesi gerekirdi. Şimdi bu bahsettiğim hata yaşanmış olursa bu hatadan dolayı da Thanos bu gezegenlerden yeni Celestial'ın doğum olayını hatırlıyor olabilir mi? Eğer hatırlıyorsa da buna önlem almak için gezegenlerdeki popülasyonların yarısını öldürme olayını önermiş olabilir mi? Henüz konu bitmedi. Hatırlarsanız eğer Infinity War filminde Thanos, Titan gezegenindeki popülasyonun çok fazla arttığından ve yok olmanın eşiğine gelindiğinden bahsediyordu. Bir de doyuracak çok fazla ağız var diye söylüyordu Thanos. Şimdi gezegenin teknolojik gelişimini düşünürsek eğer, karın doyurmak için kaynak bulma olayını çok rahat çözebilirlerdi diye düşünüyorum. O yüzden buradaki sorun karın doyurmak değil de farklı bir şey diye kafama takıldı. Bu farklılığa da şöyle açıklık getireceğim. Tony Stark, Peter Parker, Doctor Strange ve diğer karakterler Ebony Maw'dan kurtulduktan sonra Titan gezegenine gelmişti hatırlarsanız. Star-Lord da Titan gezegeninde yaptığı ölçümlerin sonuçlarından bahsediyordu orada. Söylediğine göre gezegenin ekseni olması gerekenden 8 derece sapma yapmış ve kütle çekimi her yere dağılmış diye anlatıyordu. Ondan ayrı şekilde de Thanos'un göründüğü sahnelerde kendi
kendisini bir gezegende falan görmedik diye hatırlıyorum. Hani Tizan'dan falan çok uzakta bir yerde oturuyordu. Hep uzayda bir yerde kendisine ait bir tane taht yapmış, orada otururken gördük. Yanlış hatırlıyorsam da yorumlarda düzeltin lütfen. Titan gezegenine dönecek olursak da Star-Lord'un söyledikleri basit şeyler değil. Dediğim gibi gezegen yörüngesinden 8 derece sapmış. Peki bunu sağlayan şey acaba ne olabilir? Şöyle bir şey geldi aklıma. Dünyada beklenen Celestial'ın doğum olayı vardı ya. Onun aynısı acaba Titan gezegeninde gerçekleşmiş olabilir mi? Acaba Thanos bu olayı orada yaşadığı için bütün evrende bunun önüne geçmek istemiş olabilir mi? Bu şekilde düşünmemin bir diğer sebebi ise şu. Arishem, Cersei ile konuşurken dünya üzerindeki popülasyonun Tiamut'un ortaya çıkması için gerekli miktara ulaştığından bahsediyordu. Thanos da bunu yarıya indirdiğinde Tiamut için gereksinimler bir anda iptal olmuştu. Thanos da bunu yarıya indirince Tiamut için gerekli olan popülasyon ve diğer enerji miktarları gibi değerler bir anda düşünce Tiamut'un doğumu ertelenmiş oldu. Hatta Ajax ölmeden önce Ikaris'e de bu olaydan bahsediyordu. Thanos evrenin yarısını 5 yıl boyunca yok edince Celestial'ın doğumu olayını erteledi diye anlatmıştı. Evet, konumuz aslında bu şekilde. Yanlış ya da eksik düşünmüş olabilirim ama Thanos amacına ulaştığı zaman istemli ya da istemsiz şekilde dünyanın yok olmasını aslında engelleyebilmişti. Hatta dünya gibi eğer başka gezegenlerde de Celestial doğumu gerçekleşecekse Thanos onları da kurtarmış oluyor. Eternallerdeki hataları da göz önünde bulundurursak acaba Thanos bu olayların farkında olduğu için mi bu işe kalkıştı diye düşünmeden edemedim. Bu teoriye göre de kaynak üretmenin de hiçbir mantığı olmamış oluyor. Çünkü ürettiği kaynaklarla Celestial'ın doğum olayını daha da öne almış olacaktı. Hani insan popülasyonunda bir değişiklik olmayacaktı ama kaynak olarak daha fazla enerji üretmiş olacaktı orada. Bu da Celestial'ın doğumunu daha da erkene çekmiş olacaktı. Bunca şeyi anlattıktan sonra tekrar sormama gerek var mı bilmiyorum ama ben yine de soracağım. Celestial'lar Eternal'lere yaptıkları programlamayı Thanos'a yaparken bir hata yapmışlarsa Thanos Celestial doğum olayını hatırlayabilir. Eğer hatırlıyorsa da bu olayın önüne geçebilmenin tek yolunun popülasyonu yarıya indirmek olduğunu düşündüğü için bu yolu seçmiş ve evrendeki bütün gezegenleri kurtarmaya çalışıyor olabilir. Thanos acaba evreni kurtarma amacında bahsi geçen canlılar acaba Celestial'lardan mı kurtarılmaya çalışıyordu? Çünkü düşünürseniz eğer Tina filmde kafasının gittiği bir sahnede diğer Eternallere saldırırken bir gezegenden bahsedip bütün canlıların öleceğini söylüyordu. Yani nasılsa kimse hayatta kalmayacak. Gösterdikleri emeğin karşılığı yok diye düşünüyordu. Hani en azından kafası gitmişken böyle düşünüyordu, öyle söyleyeyim. Kuzeni Thanos'sa eğer evrendeki popülasyonun yarısı yok edilmezse herkesin zaten öleceğini düşünüyor. O yüzden bu kadar acımasız şekilde önüne kim çıkarsa eğleyerek devam ediyordu. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Celestial'ların Eternal'leri programlarken yaptıkları hata tek hataları değil. Deviant'ları da onlar yaratmıştı ama önüne alamamışlar. Hani o da aslında onlara ait bir hata oluyor. Oradaki hatasıyla birlikte tek filmde iki hata olmuş oluyor. Oradaki hatayla beraber de tek filmde iki hata olmuş oluyor. Yani farklı farklı hatalar yapabiliyor diye düşündüm ben burada bu yüzden. Ve bu da aslında bizim videomuzun son cümlesi oluyor. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Zaten o yüzden bu videoyu ilk görünüm diye ayarladım. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweetler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.